gelişiyorum izleyicileri, dinleyicileri. Bugün çok güzel, çok özel bir konuğumuz var. Benim için de çok özel. Sevgili psikolog Neşe Özkarslı, klinik psikolog. Marmaris'ten bize katılıyor. Bugün şöyle bir konu belirledik. Ailede ruhsal rahatsızlıklar biliyoruz ki çocukta olsun, gençte olsun, aile büyüklerinde ya da tüm aile bireylerinde, ebeveynlerde olsun, tüm aile bireylerinin birbirini etkilediği bir süreç yoğun olarak. Burada etkilenen o kadar çok şey var ki belki ekonomik süreçler, yaşam stilinin değişmiş olması, ilişkiler, çocukların gelişimi, ruh sağlığı, hepimizin ruh sağlığı, etkileşimi ve aile dinamikleri aslında kısacası. Bununla ilgili sevgili Neşe Hanım'la bir sohbet yapacağız. Sorularınız olursa bu arada bekleriz, takip etmeye çalışacağız, olabildiğince yanıtlamaya çalışacağız. Merhaba Neşe, nasılsın? Neşe Hanım benim çok uzun süredir Merhaba, iyiyim. hocam. Estağfurullah hoca, olur mu? Hepimiz hocayız. Ne Yani kaç yıl herhalde? 20 yılı geçti, 25 yıla yaklaştı değil mi? 25 yıl Beraberliğimiz. oldu beraberliğiniz. İlk ben Doğru. tabii hepimiz ilk mesleğe atıldığımız zaman hemen klinik çalışmaya başlayamıyoruz sanırım. Ben de özel eğitimi öğretmenliği, işte anaokulu müdürlüğü, rehber öğretmenlik yaptım. Hepsinin çok kazanımı var bana kesinlikle. Hem özel eğitime bakış açısı hem rehber okul yapılarını tanımak adına gerçekten çok işe yaradı. O dönemde ben GATA'da staj yapmaya başlamıştım. Klinik çalışmalar, hedefim hep vardı. Neşe Hanım ve Yıldız Hanım. İlk testleri, klinik testleri sizlerden öğrendim. Yeriniz çok ayrı. Yani arkadaşlığımız, güzel arkadaşlığımız ayrı bir yerde ama kesinlikle bunu unutmam mümkün değil. Hem klinik yaklaşımın temellerini öğrenmek adına hem de testleri öğrenmek adına. Onun için yerin ayrı. Çok Çok teşekkür teşekkür ediyorum. ederim. O zamanlar bizim de ilk kez adım attığımız zamanlarda mesleğe. Daha sonra da aynı kurumda uzun yıllar beraber çalıştık. Tabii. Onların da keyfi ayrı oldu. Çok yani bir amaca beraber yürüyebilmek o kadar özel ki o yürüdüğün kişi. Ve biz o kadar kritik noktalarda o kadar kritik bir beraberliklerimiz oldu ki evet bunlar çok özeldi. Teşekkür ederim. Aynı şey benim için de Ben geçerli. de. Dostluk ayrı bir yerde, uzman dostluğu ayrı bir yerde. Kesinlikle. Evet. Bugünkü konumuzu ruh sağlığı tanısı almış kişilerde. Bu ailede pek çok kişide de olabilir veya etkileşim halinde mesela örneğin aileden bir kişide bu tanı varsa diğer bireyleri etkilemesi adına da çok anlamlı. Bu yönde bir değerlendirelim istemiştik. Ama bir arada birkaç kişide de örneğin işte çocukta, kardeşinde veya işte bakım veren kişilerde olduğunda da yani tüm aile bireylerinin birbirini etkilediğini biliyoruz bu alanda ama ruhsal rahatsızlık derken biraz acaba tanılara da değinsek mi diye düşündüm. Ne dersin? Tabii Çünkü olabilir. halk arasında da bazen eksik bilinen, bazen evet tanıma yakın ama tam tanımı karşılamayan, panik atak oldum, çocuğum hiperaktif gibi böyle tanımlar da yer alıyor ya. Bunları biraz açalım mı? Ne dersin? Öyle mi Çok başlasak? iyi olur. Tabii çok iyi olur. En çok Özellikle sen de doğru rastladığım. noktadan Evet. Doğru noktadan başladın. Panik atak o kadar çok, hele ki şimdi çok klasik olacak pandemi döneminde rastladığımız en belirgin hastalıklardan bir tanesi panik atak. Tabii hepsi panik atak değil bunların. Belki %50'si değil. Ama sadece bu işi yaşayan hastalık teşhisi konulması aşamasından ziyade hastaneye gelenler, bu teşhisle kendilerini tanımlayıp hastaneye gelen bir
kesim var. Bir de hastanede hazır böyle bir teşhisle gelmiş olan hastaları bu şekilde muayene ve müdahale eden hekim grubu da var. Yani birbirinin içine o kadar çok girmiş durumda ki bizler biraz uzaktan izlerken müdahale edebildiğimiz kadarıyla tabii ki ediyoruz ama edemediğimizde çok vaka geliyor önümüze. Maalesef tabii bunu açıkladıkça çözmeye devam edeceğiz. Yavaş yavaş bilinçlenecek ve bu noktadan başlıyor olmak bizim için gerçekten güzel oldu. Panik atak deyince yani panik atak çok başka bir şey zaten. Biz genellikle anksiyete çatısı altında değerlendiriyoruz. İlk önce yani de anksiyete reaksiyonu, heyecan hali, el titremesi, kalp çarpıntısı, gözlerin büyümesi, nefes alamama hissi falan gibi böyle semptomlarla kendini gösteren daha çok hani fobik durumlar da diyebiliyoruz buna. Bunların hepsi anksiyete çatısı altında değerlendiriliyor. Sosyal fobiklerin de tarif ettiği, aynı zamanda bir takım korkularımızla karşı karşıya kaldığımızda, yüzleştiğimizde ortaya çıkan semptomlar da çok benzer semptomlar. Bunların hepsi aslında anksiyete. Geçmiş fobiler, bunlar zaten hani köpekti, yükseklikti, klostrofobi, açık alan ya da kapalı alan korkusu falan gibi durumlarda kaçınma davranışını daha çok gösteren, bu kaçınma davranışını yaptığında semptomların gerilediği bir durumdan bahsedersek eğer bu tamamen anksiyete semptomu olarak değerlendirilmeli. Ayırıcı tanı dediğimiz nokta burası aslında. Ama panik atak öyle değil. Panik atak ne zaman, nerede geleceği belli olmayan, hani böyle köşeyi dönersiniz, bambaşka bir şeyle karşılaşırsınız ya, birdenbire her şey yolunda gittiği halde, hiçbir problem olmadığı halde, birdenbire kendini gösteren ve hiçbir zaman unutma bunu, unutma bunu deyip parmağını sallayan bir semptomdur panik atak. Evet. Bu öyle olduğu için hani kapalı bir yere girdim, birdenbire işte panik atağım geldi. Panik atak böyle bir şey değil. Onu özellikle izleyicilerimize o ayırıcı tanıyla bakmalarını ve bu konuda biraz daha bilinçli olmalarını öneririm. Tedavisi tabii ki yani eğer ilaç tedavisi bir medikal tedavi söz konusu olduğunda da psikiyatristler ayrıca onu değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme, bu semptomların ne kadar uzun süredir olduğu veya ailede bu semptomlara sahip başka bir insan olup olmadığı veya baş etme davranışlarının ne kadar işe yaradığı, o hastanın bununla baş edebilmek için ne kadar uzun süre mücadele verdiği ve bunlarda ne kadar başarılı olduğu gibi anamnez dediğimiz bir takım ince noktalar var. O ince noktaları eğer kaçırırsak direkt panik atağa geçiveriyoruz. Ama o ince noktalardaki o ayırıcı tanıyı yakaladığımız zaman tedavinin protokolü tamamen değişiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle anksiyete ve panik atak dediğimiz durumda. Bu çok iyi oldu, bunu vurguladığınız. Çok sık kullanıldığı için anksiyete yerine ya da işte fobiler yerine de, o da tabii anksiyetenin bir şekli ama bir açıklık getirmek istedik. Aile bireyi, şöyle diyelim, panik atak yaşayan bireylerde ya da ruhsal rahatsızlık yaşayan bireylerin neye ihtiyacı vardır sence? Yani tabii bir bütün olarak düşünmek lazım. Belki biraz çocuklar, gençler boyutuna da değiniriz ama o kişinin bireysel olarak nasıl bir desteğe ihtiyacı var? Ne düşünüyorsun? İlk etapta yani semptomatik tedavi dediğimiz yaklaşım şu an için en geçerli. Psikologların en çok rağbet ettiği ve fayda gördüğü bir yaklaşım. Bu daha çok nefes teknikleri, sakin kalma, kendi vücudunu, bedenini tanıma ve bedenine hakim olma, bunun kontrolünü elinde tutmaya çalışma gibi bir davranışçı yaklaşım ilk etapta başarılı oluyor. Daha sonrasında hastalığa karşı içgörü geliştikçe
Bu içgörüyle birlikte hastalığı tanımaya başlıyorlar. Bu hastalığı tanıma aşaması da ondan ne kadar uzak kalacağı, ne kadar kaçınacağı ya da ne kadar yüzleşeceği konusunda adım atmaya başlıyorlar. Bu da bilişsel terapi yöntemleriyle yavaş yavaş gelişen bir süreç. Tamamen yok oluyor mu? Bazen bir kısmı kalabiliyor. Panik atak gerçekten böyle ne oldurur ne öldürür derler ya. Böyle bir durum o oldurduğu zaman hani insanın canına okuyor belki bazen. Ama hasta bilse ki yani bu bir kramp gibi bir ağrı bütün bedenimi kaplayan, beni ölüm duygusuyla karşı karşıya bırakan tatsız bir durum. Ancak bu kadar. Sakin kalıp gözlemlersem o pik yaptığı yerden yavaş yavaş inecek ve ben tekrar kendi normal yaşantıma döneceğim. Kontrolünü ve bilincini geliştirmeye başladığı andan itibaren gerçekten neredeyse hani hayatının sonuna kadar bu şekilde devam edebiliyor. Baş edebiliyor, öyle söyleyeyim. Ha, arada bir o heyecan hissi, o ölüm korkusu duyguları gelebilir. Çok nadir de olsa, sıklıkları çok önemli, şiddeti çok önemli. Hastalarımıza sorduğumuzda ilk bana geldiklerinde mesela 10 şiddetinde bir panik atak durumundan bahsediyorlarken birkaç seans sonrasında bile bu şiddetin yavaş yavaş 9, 8, 7 sonra bir bakıyorsunuz evet geliyor. Her gün değil, belki haftada bir ve şiddeti 3. Biz bunu kabul ediyoruz. Burada hayatın kalitesi bozulmamış oluyor. Ama 10 şiddetinde olan ve sık gelen panik atak nöbetlerinin hayatının kalitesini olumsuz derecede etkilediği çok aşikar. Ama diğeri olumsuz derecede etkilemiyor. Bu benim bir parçam ve götürebiliyorum diyor. Ama daha sonra zaten Kontrol yok yok edilebilir. bile olabiliyor. Evet. Oluyor. Ama şeye de girmek istiyorum Aynurcuğum. Evde panik atak hastası olan bir baba ya da bir anne var. O çocuk yaş grubuna göre hani ilk 6 yaş öncesi dönemde ise eğer o panik halde hastaneye yetiştirilen gözleri fal taşı gibi açılmış ben ölüyorum çığlıklarıyla evde dolaşan bir ebeveynle karşı karşıya kaldığında o zaman biraz daha o çocuğun yaklaşımı aile içinde o güven ortamı sarsılmış oluyor. Ben hani bunlara biraz daha değinmek istiyorum. Hani değinmek istiyorum derken burada sen tabii çok daha farklı şeyler gözlemliyorsundur mutlaka ve çocuk açısından ne kadar farklı bir duygu yaşattığını sen daha iyi anlatırsın. Ben elimden geldiğince çok yüzeysel bazı şeyler söyleyebilirim. Orada belki kontrolü çok fazla elden kaçırmamak mı gerekiyor acaba aile içinde? Biraz daha sakin kalmaya çalışmak veya biz bir gidelim bir hastaneye bir soralım bir doktor amcaya mı demek ilk 6 yaş için daha doğru onu sen söyleyeceksin. Galiba burası çok önemli. Kesinlikle haklısın. Aslında tüm bireylerin hani aile içinde hem eşin etkilenmesi hem diğer bireylerin etkilenmesi açısından da tabii bakmak lazım. Katılıyorum. Çocuk neyi nasıl algılıyor? Hastalık olgusu zaten onun için. Çocuğun ilk dönemlerde okul öncesi dönem 6 yaşa kadar olan somut düşündüğü için daha çok merak ettiği bana ne olacak? Sevdiklerime, anne babama bir şey olur mu? Bana kim bakacak öyle bir problem olursa gibi. Güvende hissetmeme aslında. Bir de korkuları öğrenme. Modelleme olduğu için demek ki bu korkulacak bir şey. Her an ölüm tehlikesi olabilir. Her an başımıza bir şey gelebilir. Bir de dediğim gibi güvende hissetmemek. Çünkü korunma ihtiyacı her zaman hissettiği için güvende hissetme ihtiyacı. Daha çok kafasında böyle sorular var. Ebeveynin hastalığı durumunda, psikiyatrik, nörolojik hastalığı durumunda daha çok ne hissediyor? Güvende hissetmeme, kaygı.
Bazen bu sürecin uzun sürmesi, ailenin doğru yaklaşımlarının olmaması, depresyon gelişiminin doğal olarak ebeveyn kendi problemine çok odaklandığı için bu dönemde ki her zaman tabii telafisi de olabilir ama genelde bir ihmalde söz konusu olabiliyor. Veya bu durumu telafi etmek için çocuk etkilenmesin diye fazla ilgi de olabiliyor. Bu da gelişimini aslında negatif etkiliyor. Yani her ne kadar ihmal edilen çocuğun gelişimi aksıyor desek de fazla bu durumu telafi etmek için etkilenmesin diye korumacı yaklaşım da onun biliyorsun gelişimini olumsuz etkiliyor. Kendi başına karar alması, kendi işlerini yapması yönünde. Hep beklediğimiz kendi başına kararlar alsın, kendi işlerini yapsın, özgüveni gelişsin. Temel nokta bu sağlıklı bağlanma açısından. Her iki boyutta da problem yaratabiliyor. Başarı sorunları olabiliyor. İşte bazı davranış problemleri ortaya çıkartabiliyor. Tırnak yeme gibi, parmak emme gibi, alt ıslatma gibi, kekemelik gibi, konuşma bozuklukları gibi, agresif davranışlar, içe kapanım gibi. Böyle reaksiyonlar verebiliyor. Atılganlığı gelişmeyebiliyor. Ama bir yandan da bazı araştırmalarda da şöyle bir şey var. Tabii ailenin burada olumlu bilinçli yaklaşımıyla telafisi de söz konusuysa sorunlarla baş etme becerisinin geliştiği, içsel gelişimin oluştuğu erken yaşlarda bağımsız davranışın arttığı durumlar da var. Ama burada tabii ki ailenin yaklaşım tarzının önemini özellikle vurgulamak gerekiyor ki dediğin gibi belki mükemmel olmak zorunda değiliz, hiç yansıtmamak durumunda da değiliz ama sen güzel bir ifade kullandın. Hani böyle bir durumda bir doktora gidelim, bakalım, danışalım. Hani bir problem var ama iyi hissetmiyorum ama bir danışalım. Yani onun da kontrolü dışında gelişen bir durum olduğu ve çocuğu o an için ilgilendirip soyutlamak. Yani tam olarak işin içine katmamak ama bir bilgilendirme yapılması iyi olur diye düşünüyorum kesinlikle. Çok güzel bir Evet, noktaya evet. değindim. İşte o noktada da aile içi iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamamız lazım. Sadece bu gibi anormal durumlarla değil de ailenin temelinde her daim çocuklar ve ebeveynlerle birlikte bütün aile bireyleri kim yaşıyorsa o hane içinde etkili bir iletişim biçimi geliştirmelerinin en başta ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha görmüş olduk. Her noktada oraya geliyoruz. Yani bunu sağlayabilen bir aile aslında travmaları da daha rahat atlatıyor. Belki o sağlık kısmı daha rahat oluyor denilebilir. Tabii pek çok rahatsızlık bir aradaysa bu ailenin işini daha da zorlaştırıyor. Mesela işte ailede bir engel durumu varsa çocukta diyelim anne babada da örneğin işte nörolojik bir problem varsa diğer kişilerin de devreye girmesi gerekiyor. Böyle ekstra durumlar da var, özel durumlar da oluyor. Ailede pek çok hastalık öyküsü varsa yaşam kalitelerinin bozulması, işte ekonomik olarak zorlanmaları, bakım desteğinin gerekmesi, bazen eş kaybı, hani yaşlanma gibi pek çok böyle özel durum da devreye giriyor. Aile büyüklerinden birinin hasta olması evde. Gibi ona ilginin kayması veya kardeşlerden birinin rahatsız olması, diğerinin onu kıskanması, ihmal edilmesi belki gibi problemler de ortaya çıkabiliyor. Bir de kritik dönemlere denk gelirse değil mi? Çocuk gelişiminde işte 2-3 yaş dönemi, okula başlama dönemi, ergenlik Okula dönemi. başlama. De bunlara denk gelirse daha ekstra bir yaklaşım gerektiren durumlara denk geldiği zaman da daha da zorlanabiliyorlar. Ergenlikte özellikle şey oluyor. Kardeşimle çok ilgileniyorsunuz, benimle ilgilenmiyorsunuz veya kendi özgür alanını daha rahat koruyup o kardeş rahatsız olan kardeşi ise eğer kardeşiyle ilgilenmenin bir fırsat olarak yakalayıp daha illegal yollara kendini
götüren İlgi çocuklar çekmek da için. olabiliyor. Evet, ilgi çekmek için özellikle gibi çok çok enteresan olaylarla karşı karşıya kalıyoruz maalesef ki. Evet. Evet, anksiyete böyle. Neler yapılmalı? Bir bakalım mı böyle bir durumda? Yani ailede psikiyatrik rahatsızlık varsa veya pek çok kişide, pek çok aile bireyinde bu rahatsızlık varsa sosyal destek müdahale programları tanımlanmış. Bununla ilgili de bazı çalışmalar yapılıyor. Hani özellikle özel uzmanlar yetiştirilmesi bu konuda, bu ailelere destek olunmasıyla ilgili. Burada önemli olan öğeler neler olabilir diye biraz not almıştım. Hastalığın kabulü, ailenin bilgilendirilmesi, çocuğun da yaşına göre, yani gelişim düzeyine göre. Tabii ki hani derecesi nedir, kimde rahatsızlık var, nasıl etkiliyor, bunlar önemli olmakla birlikte. Hastalığın adı, seyri, tedavi nasıl olacak gibi böyle bir şeyler yazdım ama ne dersin? Yani ailede özellikle pek çok psikiyatrik tanı varsa iş çok daha zorlaşıyor, değil mi? Çok, çok tabii diğer bireylerin o hastaya yaklaşımı, empati kurabilmesi gibi şeyler de sekteye uğradığı için o zaten çocuklarda yaş olarak daha küçükler, yetişkin değillerse eğer aile içinde tamamen bir kaos. O zaman diğer aile büyüklerinden veya çevresindeki diğer aile bireylerinden yardıma gerçekten ki ihtiyaç gerekebiliyor. Bunu evet ihmal etmemek lazım. Çok nadir de olsa olabiliyor tabii ki böyle şeyler. Çok genellikle Kabulde de zorlanabiliyor bazen. Hastalığı evet. kabul, yardım alma dirençleri, Evet, sürenin evet. uzamış Yani olması. çok akut veya çok daha hani böyle uzun süreli tedavi gerektiren hani anksiyeteden başladık. Anksiyete bu tablonun içinde birazcık böyle kenarda köşede kalır. Basit dediğimiz daha zayıf nevroz dediğimiz böyle bir şeyi vardır. Profili vardır anksiyetenin. Ancak hani uzun süreli bipolar depresyon gibi daha uzun süreli tedavi gerektiren, zaman zaman remisyon, zaman zaman atakların olduğu ve bunların ağır geçtiği bir hastalıktan bahsedersek, evet hem kişinin bu hastalığı kabul etmesi, zaten ilk başta hani bunu da söylemek gerekiyor zannediyorum danışanlarımıza. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında, benim ilk söylediğim şey, bazen bana geliyor böyle bir şey. Doktora gitmek istemiyorlar, ilaç kullanmak istemiyorlar. Biz psikoloğa gideceğiz, derdimizi anlatacağız, konuşacağız, konuşacağız, iyi olacağız şeklinde böyle bir yaklaşımla gelen kişilerde olabiliyor. Böyle olduğunda ben sadece güvenebilecekleri bir hekim tespit etmelerini ve onların takibine girmelerini özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bazı hastalıklar yani bipolar gibi değil mi yoksa öyle mi? Belki de çözülmeyen bir depresyon, zaman zaman kendini gösteren yaşamsal, sosyal veya ekonomik olaylarla kendini gösteren bir depresyon tarzı da olabilir. Bu bipolar değildir. Bunun takibini ve ilaç tedavisi gerekiyorsa mutlaka tek bir psikiyatrist hekimin yapmasını özellikle altını çizerek belirtmem gerekir. Eğer oradan oraya, oradan oraya başka hekim, o olmadı başka hekim şekline dönüşen bir şey oldu da takip de ortadan kalkmış oluyor. Bir takım yanlış teşhislerle geçiştirilen birkaç aylık iyi hissetmelerle o iyi geldi, bu iyi gelmedi şeklinde böyle bir ortada kalmışlık yaşanabiliyor. Bir kere onu özellikle altını çizmem gerekiyor. Evet dediğin gibi eğer böyle uzun soluklu bir tedavi gerektiren hastalık varsa şizofreniler falan gibi şeylere de gireceğiz tabii ki de.
Buralarda hastanın ilk önce kendi hastalığıyla ilgili bilgiye sahip olması, içgörüye sahip olması, onun dışında aile bireylerinin de eşinin ilk başta bu konuda çok fazla bilgi sahibi olması, ondan sonra diğer bireylerin, çocukların, senin söylediğin çok güzel bir şey. Evet, içe almadan fakat bilgilendirerek haberdar edilmesi çok önemli. Bilgilendirme kısmı. Çünkü ruhsal hastalık bunlar. Belirgin bir bedensel bir farklılık, çökkünlük ya da ne bileyim onunla kendini gösteren bir şey değil. Karşıdan bakıldığında depresyon olsun, kaygı bozuklukları olsun, somatizasyonlar olsun, her neyse bu konuyla ilgili. Tamamen ruhsal ve herkes, yetişkinlerin bile bu konuda çok fazla bir şey söyleyemediği bir durumdan çocukların bir şeyler çıkarmasını beklemek bence, değil mi? Çok yanlış olur. Çok büyük bir beklenti olur. Yaş ve gelişim düzeylerine göre onlara uygun şekilde anlatmak, süreci anlatmak ve güven verme kısmı en önemlisi oluyor. Çünkü mutlaka kaygıları devreye giriyor. Ya sevdiklerini kaybetmekle ilgili, ya kendileriyle ilgili, bana ne olacak, bana kim bakacak şeklinde. Özellikle Yani. ebeveynlerden birinin kaybı durumunda da bunu çok sık yaşıyorlar. Bir de çocuğun kendisinde rahatsızlık varsa tabii özel destek, özel eğitim, takip bazen doğuştan olabiliyor, bazen bir kaza sonucu oluşabiliyor, bazen sonradan işte depresif durum gibi uyum problemleri gibi oluşabiliyor. Bazen eşlik eden hastalıklar olabiliyor, işte hiperaktivitenin yanında depresyon gibi davranım bozuklukları gibi. O zaman biraz daha farklı bir yaklaşım. Yani hem ailenin bilgilendirilmesi, desteklenmesi, tedavi, özel eğitim desteğinin de devreye girmesi. Ailenin durumu çok uygun değilse bunlara müdahale programları var. Sosyal destek programları var. İşte evde belki ortamın gözlemlenip her bir bireye nasıl destek verileceğinin planlanması gibi. Ne yapılmalı kısmıyla ilgili. Grupta var galiba, değil mi? Grup terapiler falan da yapılıyorlar, paylaşım grupları. Evet, Onlar çok hem aileler önemli. hem Herkes, çocuklar. evet, ebeveynler çocukların bu durumda olan çocuklara sahip ebeveynlerin neler yaptıkları, nasıl baş ettikleriyle ilgili ortak paylaşım alanları yaratması gerçekten çok büyük bir destek. Yani Onlara çok sadece geliyor. ben miyim sadece bunu yaşayan sorusunu tamamen ortadan kaldıran benim gibi bir sürü insan var ve onlar da bu şekilde baş ediyorlar. Ben de doğru yoldayım ya da ben de böyle yapmalıyım şeklinde bir cevapla karşı karşıya kalmak insanları gerçekten çok rahatlatır. Gençlerle böyle bir çalışma yapmıştık senle diye hatırlıyorum. Belki bir 10 yıl olmuştur ama bayağı Olmuştur. başarılı olmuştuk. O daha fazla. Grup çalışmalarının anlamı ben tek başına değilim, yalnız değilim. Benim gibi bu sorunu yaşayan kişiler de var. Evet. En büyük destek buradan geliyor aslında. İyi hissedip daha fazla paylaşıma geçiyorlar ve iyileşme daha fazla hızlanıyor grup çalışmalarında. Belki bir ev ve yaşam düzeninin oluşturulmasıyla da ilgili önlemler alınması gerekiyor bu özel durumla ilgili. Hani fiziksel bir engel de olabilir, artık psikiyatrik rahatsızlık olabilir. Hem davranış şeklinin yönlendirilmesi, tüm ailenin ele alınarak aile terapisi kavramında evin düzeninin oluşturulması, belki evde bakım ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi. Çocuklarla ilgili de en önemli nokta aslında hastalıklarla ilgili eksik yanlış bilgi vermek ve açıklamamak gibi. Yapılan çalışmalarda en çok zararın çocuklara bu konuda verildiği, bu nedenle verildiği tespit edilmiş. Onlar etkilenmesin diye eksik yanlış bilgi vermek ya da hiç bilgi vermemek. Ameliyat durumlarında da hani hastalık durumda fizyolojik rahatsızlıklarda da psikiyatrik rahatsızlıklarda da korku ve belirsizlik onlarda korku yarattığı için
güvende hissetmeme, inanmama, hani ebeveynliğe güven hissetmeme ve korku duygularının pekişmesine daha çok sebep olmuş. Bir sorumuz var. Hayriye Hanım bir soru sormuş. Evet. Program harika, sağ olun. Bir sorum olacak. Pandemi panik atak olan kişileri daha çok etkilemiş midir diyor Neşe Hanım. Evet. Kulağım Etkilemez mi? Hatta yani anksiyete, yani şöyle bir profil çizebiliyoruz bir bakış açısına göre. Anksiyete düzeyi çok yüksek kişilerin panik atak olma olasılıkları daha fazla. Dolayısıyla pandemi zaten ya da işte bu pandemi sürecinde yaşadıklarımız alamadığımız sosyal desteklerle birlikte anksiyete düzeyimizi iki katına çıkardı. Dolayısıyla da tabii ki panik atak dediğimiz vakaların artmasına sebep oldu. çok artırdı aslında, değil mi? Zemini olan kişiler için diyelim, anksiyete zemini olan kişiler için daha belirgin bir etki yaptı. Doğru. Bir de obsesyonlarda da benim gözlediğim, hani mikrop kapma, hastalanma, OKB Evet, ya da evet. obsesif özellikleri olan kişilerin Evet. sayıları daha çok arttı. Evet, Temizlikle evet. ilgili, titizlikle ilgili Evet, önlemler evet. daha fazla arttı. Çocukların da daha çok uyarıyorlar bu konuda. O yüzden çocuklarda da kaygı düzeyinde bir artış oldu gibi görünüyor. Ama daha çok başvurular küçük yaş grubunda daha fazla benim gördüğüm gözlerim bizim klinikte. Çocuk genç ağırlıkla çalıştığım için. Gençlerde de var ama yetişkinlerde de var ama hani sanki küçük yaş grubundaki başvurular biraz daha arttı gibi görünüyor. Acaba şöyle düşünüyorum. Onların ebeveynleri kontrolü dışında yaşıtlarıyla birlikte olma şansları yok. Gençler bir çeşit iletişim kuruyorlar sanal da olsa. Bir şekilde görüşüyorlar. Yetişkinler de belki akraba arkadaşlarla o iletişimi kurabiliyorlar nispeten istediğimiz seviyede olmasa da. Ama küçük yaş grubunun böyle bir şansı yok. Daha çok buna bağlı olduğunu da bir de yoğun gelişim döneminde daha fazla uyarana ihtiyaçları olması nedeniyle de bunun arttığını da düşünüyorum. Belirgin olarak yaş grubu çok fazla başvurmaya başladı şu dönemde özellikle. Bir de ilk 3 yaşı düşünürsek annenin psikolojisi de eğer ev kadınıysa ve annelik rolüyle bakıma ihtiyacı olduğunu olan bir çocuğa yaklaşımı daha anaç, daha koruyucu, daha kollayıcı ve daha kontrollü olmak durumunda. Üzerine bir de bu hijyen meselesi ve dışarıdan kendini koruma psikolojisiyle yaklaştığını düşünürsek eğer tabii ki artacak. Dolayısıyla küçük çocuklar bundan nasibini alacaklar. Direkt anneyle muhataplar. Hatta bazıları böyle vakalar oluyor hakikaten. Sana geliyordur. Baba işten geliyor, anneyle çocuk evdeler. Çocuk babam geldi diye biz eskiden paçalarını atlardık. Öyle görürdük. Babamızı özlerdik falan. Şimdi öyle bir şey yok. Baba geliyor, daha girer girmez neredeyse kapının önünde soyunacak. Bizim OKB tanısı koyduğumuz vakalar artık normal olmaya başladı. Çocuğuna dokunmuyor, hemen banyoya, üst baş değişiyor, duş alınıyor, yıkanılıyor, ondan sonra çocuğa sarılıyor falan gibi böyle. Evet, gerekir o sanılarım dönemsel olarak. Kesinlikle öyle. Şeyle de ilgili bir aile özel program yapılması gerekliliğini de not almışım. Hani böyle bir durumda her ailenin yapısı, dinamikleri, yaşantıları, işte çoklu psikiyatrik rahatsızlık belki bir sürü kişide, aile bireyinde bir tane de olabilir ama burada nelere dikkat etmek gerekir gibi. Böyle bir durumda tüm aileyi görmek uygun oluyor mu, pratik oluyor mu? Tabii gerektiği durumlarda biz aile terapisine çeviriyoruz ama ailenin de bilgilendirilmesi kısmı konusunda ne düşünüyorsun?
Hani etik olarak da şey de var tabii, gizlilik ilkesi de var, o ayrı, ama gereken vakalarda diğer aile bireylerini de görmemiz gerekiyor. Kişinin bireysel terapisi dışında bazı durumlarda. Mesela evde fiziksel Yani. durumlar nedir? Düzenlemek, ekonomik durum, hangi yollara başvurulacak? Aile bireylerinin bakım gerektiren durumu var mı? Psikolojik destek nasıl sağlanacak gibi, veya özel durumlar varsa bilgilendirme, önlem almak gibi. Yetişkinlerle bireysel terapi başladığım konularda bu konular gerçekten çok etik sınırlar içinde belirginleşmiş aslında. O odanın içinde kalır. Her şekilde dışarıya çıkmaz bir depresyon varsa falan filan. Ama bazen hani realiteyi kaybettiği durumlar ya da hayat kalitesinin gerçekten çok bozulduğu durumlarda hastanın da bu konuda gerekli olduğuna ikna edilerek ve rızası alınarak aile bireylerine bu konuda bilgi vermek gerekiyor. O zaman biraz daha hasta da rahatlıyor. Bunun rol olmadı. Bazen de rol yapıyor. Bak 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 rol yapıyor şeklinde tanımlandığı ya da çok fazla harcama yaptığında çok suçlayıcı davranıldığı veya depresyon olup içe kapandığında hiç kimseyle görüşmek istemediğinde, işe gitmek istemediğinde, mutsuz olduğunda, kendi içinde yine içine kapandı şeklinde böyle şikayet ile gelinen ebeveyn şeylerin partnerlerin şikayetiyle gelen durumlar olabiliyor tabii ki. Burada evet hastanın izni ve iknasıyla ancak aileyle bu konuyu paylaşmak, hep birlikte paylaşmak hatta. En doğrusu zaman zaman başvurduğumuz noktalardan bir tanesi çok önemli. Evet, haklısın. Eş ilişkileri anlamında da bir yardım gerekiyor, değil mi? Eş terapisinin de çok kez devreye girmesi gerekiyor. Bu hangi noktada oluyor? Rahatsızlığın şekli derecesine göre değişir ama mutlaka. Evet. Böyle bir durumda eş ilişkisi de olumsuz etkileniyor oldukça. Ya tabii zaten olumsuz etkilenen bir eş ilişkisi olduğunda da depresyon ya da anksiyete ya da neyse bir ruhsal Veya durumlar öyle ortaya olmuş. da çıkabiliyor. Doğru. Kesinlikle. Böyle de bir durum var. Yani artık Çok hani geçti. yaka silkiyorum artık yeter artık deyip gelen ve hani belki de evlilik terapisi değil de ben nasıl kendimi bu durumdan kurtarabilirim? Nasıl bu ilişkiyi sonlandırabilirim? Ya da neden sonlandıramadım uzun yıllardır? Yeter artık deyip ağlayıp gelen kadın ya da erkekler olabiliyor. Bu nokta tabii ki çok daha farklı bir yaklaşım gerekiyor. Ya işimiz zor. Çok parametre Bireysel gözden ve geçirmek. artı eş terapisi gerektiren Evet, baktığında yoğun oluyor evet. gerçekten. Yani şöyle Evet. diyebiliriz, her aileyi kendi özelinde değerlendiririz. Bazen bireysel terapiyle başlayıp, bazen bireysel terapi artı eş terapisi, bazen bireysel terapi artı Haklı. aile terapisine döndürdüğümüz oluyor. O ailenin Evet. ihtiyacı ne yönde, gereksinimi ne yönde, nerede problem var, sebepleri nelerdir Evet. gibi Benim böyle. karnım hemen ağrımaya başlar zaten. Geçen gün oldu böyle bir şey. Bir danışanım geldi. İlk kez, bir kez gördüm. Ondan sonra işte bana 15 günde bir geleceklerini söylediler. Tamam, orada da anlaştık. Aradan bir hafta geçtikten sonra eşler ayrılıyorlar. Eşi annesinin yanına gönderiyor, şehir dışına. Adam beni arıyor. Araştırdım galiba eşim size gelmiş. Şimdi telefonda karnıma ağrılar giriyor. Şimdi söylesem söylemesem nasıl şey? Bunu size söyleyemem. Kim eşiniz? Ne tür bir bilgi vereceksiniz falan filan. Adam ısrarla size yardımcı olmak için size bir mektup yazdım. Lütfen bunu okuyun diyor mesela. Şimdi eşi depresyonda. Onunla bireysel bir terapi süreci başlattık. Bir taraftan adam orada telefonda ağlıyor ve şey yapıyor.
yardım etme ihtiyacı içinde ve ne olduğunu bilmiyor. Benden bir açıklama bekliyor. Böyle iki arada bir derede o kadar kötü bir durum ki bu. Çok sıklıkla Sizi böyle şey hemen böyle engelliyor. evet, karnım hemen böyle kendini göstermeye başlıyor. Böyle dudaklarımı falan yemeye başlıyorum ne desem acaba şeklinde böyle iki arada Evet, bir derede. çocuklar da velayet konusu Evet. çok hassas bir konu oluyor. Velayet Ya. anne ise babaya bilgi veremiyoruz. Veya tam tersi ise babadaysa anneye bilgi veremiyoruz. Babanın izni olmadan anneyle görüşemiyoruz. İşte bu yazılı kağıtlarla olması gerekiyor. Hani artık kişisel verileri koruma kanunu da devreye girince daha da hassaslaştı bu konular tabii. Bizim böyle hukuki sorumluluklarımız da var. Sadece tedavi sorumluluğu değil, değil mi? Çok dikkat etmemiz gereken böyle sınırlarımız da var. O yüzden hata etik konularda hata yapmaya hakkımız yok. Evet, iletişimle ilgili insanın zararı olabilir, onu telafi ederiz, paylaşırız ama bu konular gerçekten hassas konular oluyor. Evet, Kesinlikle evet, evet. katılıyorum. Öyle. Ücret olarak neler söyleriz? Ne dersin Neşe? Ha, bir şey var mı? Bir soru daha var galiba. Pardon, şimdi Soru gördüm. değil de bir rica galiba. Aile. Aile içi iletişim konusunda bir program yaparsanız Aa. sevinirim demiş Hayriye Biz Tozman de Hanım. teşekkür ederiz Hayriye Hanım. Evet, aile içi iletişim konusunda. Tabii, yaparız. Neşe Hanım'la tekrar yapalım. Teşekkür ederiz. Çok güzel sorularınız Teşekkür. oldu. Katılımda bizi destekledi kesinlikle. Ne Evet. diyelim Ne? Neşe Hanım? Genel olarak böyle bir toparlarsak çok güzel bir program oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim. Klinik Estağfurullah, deneyimini yönlendirmenle. Evet. Ya bu klinik meseleleri, klinik psikoloji, hastane, tedavi, ruh sağlığı, hem biraz nüpem yani karanlık ve gizli olması özel bir ilgi alanı ve bilgi alanı olması dolayısıyla pek çok insanın aslında ilgisini çekiyor. Bu aralarda biliyorsunuz bütün izleyicilerimiz de çok şeyle tekrar ediyorlardır, izliyorlardır. Bazı televizyon programları da ilgi çekmeye başladı. Doğrusunu söylemek gerekirse ben Gülseren Hanım'a bu konuda teşekkür etmek istiyorum. İnsanları bilinçlendiren psikoloğun, psikiyatristin yardımdan başka hangi konularda yardım edebildiği ve nasıl yardım edebildiği ile ilgili büyük bir kapı araladı, bir pencere açtı diye düşünüyorum. Halk arasında bu kadar çok izleniyor olması ve onun pek çok dizisi var. Ben sonradan öğrendim. Sadece Kırmızı Oda değil, Kırmızı Oda tamamen bu konsepte ayrılmış bir şey. Şimdi tabii psikiyatri kliniğinde çalışmıyorum ama bizim o Bağdat Caddesi'ndeki klinik geliyor hep gözümün önüne. Herkes seanslara giriyor. Arada bir araya gelip yemek yiyoruz falan. O Çok keyifli. sahneler Çok yorucu ama çok keyifli. evet, çok keyifliydi. Onlar geliyor aklıma. Evet, bu gizemi koruduğu için bu tip programlar, bu tip bilgilendirmeler gerçekten insanlara çok yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Çok büyük bir belirsizlik ve pek çok insan da bu konuda konuşmaktan da zannediyorum ki çekiniyor ya da bilgisizlikten bilemiyorum. Doğru yerde, doğru şekilde bilgilendirdiğiniz zaman hastalık tanıları, teşhisleri veya tedavileri çok çok daha kolay oluyor gerçekten. Ama baştan da söylediğimiz gibi Aynurcuğum, aile içi iletişim gerçekten çok önemli. Eğer ailenin içinde herhangi bir bireyin ruhsal anlamda özellikle sağlık problemi yaşaması, yaşam kalitesinin bozulması ailenin diğer bireylerine de çok net bir şekilde olumsuz etkilediği anlamına gelir. Ve biz her şekilde aile terapisiyle veya bireysel terapilerle bu hastalığın nasıl tedavi edileceğinin dışında bu iletişimi de sağlayan bir kolu olmalıyız. Ve bu konuda hiç atlanmadan herkesin
Yani benim mütemadiyen işte tansiyonum 15'e çıkıyor, ben mutlaka doktora gitmeliyim kadar kolay olmalı aslında bir psikoloğa, bir psikiyatriste, ruh sağlığı uzmanına gitmek ve bu konuda yardım almak bu kadar kolay olabilmeli diye düşünüyorum. Bu konuda hassasım ve devamlı konuşuyoruz. Sen de konuşuyorsun, ben de konuşuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir program oldu. Yani ben çok keyif aldım gerçekten. Sağ ol. Hem Çok senin teşekkür ederim. kişiliğin Ben de hem aynı şekilde. Sağ yaklaşımın ol. açısından da. O zaman en kısa zamanda yeni bir programda görüşmek üzere. Ya Tekrar öyle gitti devam oldu edelim. galiba. Çok Yo teşekkür yo, ederim çok her güzeldi. şey için. Çok teşekkür ederim. Aile içi iletişim konusunu da kenara yazdık. Programımıza dahil edeceğiz. Teşekkür ediyoruz izleyicilere de. Peki. İyi akşamlar diliyorum. İyi Tekrar çok akşamlar, ben de. teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.